Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde hücre zarı ve madde alışverişi kısmını özetledik. Bu dersimizde de stoplazma ve organeller bunların görevlerinden bahsedelim kısaca. Stoplazma kısmından başlayalım. Stoplazmanın sıvı kısmına sitozol diyoruz. Onun içine gömülü olarak bulunan yapılara da organeller diyoruz. Sitozol kısmında organik inorganik maddeler bolca su var arkadaşlar. Ve Organeller kendi aralarında bir iş bölümü görev paylaşımı yapmışlar. Böylece hücrenin içinde müthiş bir organizasyon görüyoruz. Şimdi hücrenin içindeki bu yapıların zarsız, tek zarlı ve çift zarlı olanlarını bir hatırlayalım. Zamanında hafızaya atmıştık. Bakalım geri çağıralım ne kadarı kalmış. Zarsız olan yapılardan bir tanesi ribozom, diğeri sentrozomdur arkadaşlar. Bunların içinde ribozom sorularda çok sık karşınıza gelir. Neden? Çünkü hem prokaryot hem ökaryot tüm canlılarda bulunabilen tek yapı ribozom. Bu yüzden her canlı kendine özgü organik moleküllerini ribozomda üretir diyebiliyoruz. Her canlı diyebilmemizin sebebi işte bu. Her hücre diyemiyoruz ama tüm canlı hücrelerde ribozom var mıdır? İstisna olarak bizim al yuvar hücrelerimizde, bitkilerin kalburlu boru hücrelerinde yoktur. Dolayısıyla tüm canlılar ribozoma sahiptir doğru, tüm canlı hücreler ribozoma sahiptir Yanlış bir bilgi olur arkadaşlar. Sorularda bu kelime oyunlarına lütfen dikkat. Sentrosom dediğim gibi yine e, zarsız bir yapı. Bitki hücrelerinde mantar hücrelerinde bulunmuyor. İçinde bir çift sentriöl var. Ayrıntısına biraz sonra gireceğiz. Tek zarlı olanlar endoplazmik retikulum, golgi, koful, lizozom ve peroksizom dediğimiz organeller. Endoplazmik retikulum ve golginin görüntüsünden dolayı çift zarlıymış gibi algılıyor öğrenciler. Aman dikkat. Bunlar da tek zarlı. Hatta hemen hücre zarına da bir değineyim. Hücre zarının yapısında arkadaşlar çift sıra fosfolipit tabakası var. Ama o çift sıra fosfolipit tabakası hücre zarının da çift katlı olduğu anlamına gelmiyor. Hücre zarı tek katlı bir zar sistemine sahip. Çift katlı zar sistemine sahip organeller bir tanesi mitokondri, diğeri de plastitler. Plastitler hangileriydi? Kloroplast, kromoplast ve lokoplast olmak üzere bunlar da çift zarlı. Yine hücrenin içinde çekirdek dediğimiz yapı çift zarlı bir yapı sorularda karşınıza çıkar. Prokaryotlarda e, sadece ribozom bulunuyor arkadaşlar. Onun dışında sentrozom, endoplazmik retikulum, golgi, koful, lizozom, peroksizom, mitokondri, plastikler bulunamıyor. Çekirdek zarlı bir çekirdek yine bulunamıyor. Aman dikkat. Şimdi ribozomdan başlayarak görev paylaşımı nasıl yapılmış hücrede bunu görelim. Ribozom dediğimiz yapı arkadaşlar rRNA ve proteinden oluşuyor. Ve nerede oluşturuluyor? Ökaryot hücrenin çekirdek dediğimiz bölgesinde, onun içinde de çekirdekçik bölgesinde yapılıyor. Çünkü çekirdekçik dediğimiz bölgede DNA var ve RNA'nın üretimi DNA tarafından yapılır arkadaşlar. Tüm RNA çeşitleri transkripsiyonla çekirdekçik bölgesinde üretilir. İşte bu RNA'lara proteinler eklendiğinde ribozom alt birimleri oluşturulmuş oluyor. Fakat bunlar bir arada değiller. Büyük alt birim ve küçük alt birim olarak ayrı ayrı çekirdekten stoplazmaya doğru çıkıyorlar ve bunlar stoplazmada ayrı ayrı duruyorlar. Ne zaman bir araya geliyorlar? Ne zamanki bir protein sentezi, polipeptit sentezi yapılacak. E, o zaman işte bir araya geliyorlar. Nereden anlıyorlar bunu? DNA mRNA'ya şifreyi verdiğinde, mRNA DNA'dan aldığı bilgiyi buraya getiriyor. İşte o zaman iki alt birim birleşmiş oluyor arkadaşlar. tRNA'da da bu arada gerekli aminoasitleri mRNA'daki sıralaya göre getiriyor ve bu aminoasitler arasında peptit bağları kurularak İstenilen polipeptit molekülü sentezlenmiş oluyor. Demek ki ribozomun görevi protein sentezi yapmak ve iki alt birim olarak bulunuyor. Peki başka ne özellikleri soru sorulabilir? Hücrenin içindeki en küçük zarsız yapıdır arkadaşlar ve tüm canlılarda bulunur. Biraz önce söylediğim gibi bu da sorularda karşınıza çıkabilir. Bazen ribozomlar yan yana yan yana çoklu şekilde bulunabiliyorlar. İşte buna biz polizom diyoruz. Polizom ne işe yarar? Aynı proteinden defalarca üretmek istiyorsa bir hücre o zaman bu mRNA'yı polizoma gönderir. Birinci ribozomdan sonra ikinciye, üçüncüye, dördüncüye aktarılarak aynı proteinden defalarca üretilebilir. Peki ribozom nerelerde bulunur? Prokaryot hücrelerin stoplazma kısmında bulunur. Ama ökaryot hücre ise bu hem stoplazmada serbest olarak bulunabilir hem endoplazmik retikulumun üstünde bulunabilir. Hem çekirdek zarının üstünde bulunabilir, bir de mitokondri, kloroplast gibi organellerin içinde bulunabilir. Şimdi gelelim endoplazmik retikulum dediğimiz organeli. Asıl görevi nedir arkadaşlar? Hücre içinde maddelerin taşınmasını ve depolanmasını sağlar. Çekirdekten hücre zarına kadar uzanan bu şekilde bir zar sistemi, tek zarlı dediğim gibi hücreye aslında desteklik de veriyor. Hücre çekirdeğinin belli bir bölgede sabit kalmasını sağlıyor. Asidik ve bazik tepkimelerin birbirinden ayrılmasını sağlıyor. Dolayısıyla önemli görevleri var. Ayrıca endoplazmik retikulumdan koful da üretilebiliyor. Peki granüllü ve granülsüz endoplazmik retikulum diye iki çeşidi var. Şimdi bunlar ne anlama geliyor buna bakalım. Granüllü dediğimiz endoplazmik retikulumun üzerinde bakın böyle minik minik noktacıklar görüyorsunuz. İşte bunlar ribozom arkadaşlar. Üzerinde ribozom bulundurana granüllü diyoruz. Kısaca ne dedik? Ger. Üzerinde ribozom bulundurmayana ise düz endoplazmik retikulum diyoruz. Bu iki çeşit endoplazmik retikulumun da görevleri birbirinden farklı olabiliyor. Hücreden hücreye değişecek şekilde. Hormon ve sindirim enzimi gibi salgı üreten hücrelerde mesela pankreas bunlardan bir tanesi insülin glikagon gibi protein yapılı hormonları üretiyor biliyorsunuz. Bu tür hücrelerde granüllü endoplazmik retikulum miktarı fazla. Granülsüz endoplazmik retikulum yani düz endoplazmik retikulum ise yağ ve karbonhidrat özellikle de glikojen sentezi yapan hücrelerde sayıca daha fazla. Özellikle kas hücrelerinde ismi sarkoplazmik retikulum haline geliyor. Kaslarda işleyeceğiz ve burada kalsiyum depo ediyor granülsüz endoplazmik retikulum. Yine granülsüzün bir başka görevi arkadaşlar, karaciğerde yağ metabolizmasında görev alıyor. Zararlı maddeleri değişime uğratıyor, zararsız hale getiriyor. Bu anlamda oldukça önemli görevleri var. Endoplazmik retikulum lizozom üretiminde de görevli arkadaşlar. Nasıl oluyor bu? Ribozom dediğimiz bu yapılar Lizozomun apoenzim kısmını, enzimlerinin apoenzim kısmını üretiyor. Daha sonra bu polipeptitler endoplazmik retikulumuna aktarılıyor. Endoplazmik retikulumdan Golgi'ye aktarılıyor. Golgi kofaktör takıp o enzimi aktif hale getirip paketliyor. İşte bu paketlenmiş yapı stoplazmaya bırakıldığında lizozom adını alıyor. Çünkü içinde sindirim enzimleri var. Dolayısıyla endoplazmik retikulum lizozom oluşumunda da görev alıyor. Şimdi gelelim golgi aygıtına. Aslında yapı olarak biraz düz endoplazmik retikulum'a benziyor. Çünkü ondan oluşuyor bakın. Üzerinde ribozom var mı? Yok. Buna dikkat sorularda karşınıza çıkar. Yapısı protein ve yağ yapılı arkadaşlar. Görevi nedir? Salgılama ve paketleme yapıyor. Paketliyor bunları ve hücrenin dışına salgılanmasında hücre zarı ile birlikte görev alıyor. Yine golgi aygıtı koful ve lizozom oluşumunu sağlıyor tıpkı endoplazmik retikulum gibi. Golgi aygıtı arkadaşlar endoplazmik retikulumda oluşturulan maddelere son halini verir. Nedir onlar? Glikoprotein, glikolipit, lipoprotein, fosfolipit, çeşitli polisakkaritler son halini golgi aygıtında alır. Polisakkaritlerden ama dikkat selloz dışındaki polisakkaritler çünkü selloz Golgi değil, nerede üretilir arkadaşlar? Bitki hücrelerinin zarında üretilir. Buraya da dikkat. Golgi'de selüloz üretimi yok. Golgi e, aygıtının başka görevi hücre zarının yenilenmesine onarımını da sağlıyor. Biraz önce söylediğim gibi apoenzim kısmına kofaktör takma işi yine Golgi aygıtının görevi. Sinir hücrelerinde arkadaşlar işlev kaybına neden olan e, bazı hastalıklar var. Bunlardan bir tanesi Alzheimer, bir tanesi kistik fibrozis. Golgi aygıtının hem yapısında hem işlevinde anormallikler ortaya çıktığı ortaya kondu bu hastalıklarda. Bununla ilgili araştırmalarda devam ediyor. Lizozom enzimlerinin apoenzim kısmı granüllü endoplazmik retikulum üzerindeki ribozomlarda üretiliyor. Dikkat! Endoplazmik retikulum kas hücrelerinde ne adını aldı? Sarkoplazmik retikulum adını aldı ve görevi nedir orada? Kalsiyum depolamak. Şimdi de gelelim lizozom dediğimiz organele. Görevi nedir arkadaşlar? Asıl görevi hücre içi sindirimden sorumludur. Yani e, sindirim kofulu dediğimiz yapının içinde büyük maddelerin küçük maddelere kadar parçalanmasını sağlar. İçinde çünkü sindirim enzimleri var. Sindirim enzimleri nasıl oluşturuluyordu? Daha doğrusu lizozom nasıl oluşturuluyordu? Önce granüllü endoplazmik retikulum üzerindeki ribozomlarda bu lizozomun apoenzim kısmı oluşturuluyor. Daha sonra granüllü endoplazmik retikulum bunu golgiye taşıyor. Golgi aygıtı ona kofaktör ekliyor. Yani apoenzim kısmına kofaktör ekliyor ve golgi aygıtı bunu paketliyor. Paketledikten sonra kesecikler halinde stoplazmaya bırakıyor. Böylece lizozom üretilmiş oluyor. Demek ki Lizozom oluşumunda görev alan organeller neler? Ribozom, granülle endoplazm retikulum, golgi aygıtı bunlar sırasıyla görev alıyorlar. Lizozomun hücre içi sindirimi nasıl yaptığı ile ilgili sorular gelebilir. Mesela amip gibi bazı canlılar besinlerini fagostoz yoluyla içeriye alırlar, besin kofulu oluştururlar. Daha sonra lizozomla bu besin kofulu birleştiğinde sindirim kofulu oluşur. Sindirim kofulu içinde sindirim gerçekleşir ve oluşan monomer maddeler hücrenin içine dağılır arkadaşlar. İçeride kalan atık maddeler boşaltım kofulu oluşturur ve bu boşaltım kofulu egzostoz yoluyla dışarıya maddeleri gönderebilir. Demek ki lizozom faaliyetlerinden sorularda en çok karşınıza çıkacak olan hücre içi sindirim. Başka ne faaliyeti var bakın apoptoz istediğimiz programlı hücre ölümü. Bu da önemli. Mesela insanda parmakların oluşması için arkadaşlar e, embriyo döneminde arada bulunan perdeler lizozomlar tarafından sindirilir. Bizim parmaklarımız bu şekilde oluşturulur. Dolayısıyla programlı hücre ölümünü de lizozom gerçekleştirebiliyor. Otofaji yine lizozomun gerçekleştirdiği önemli bir olay. Çünkü bir anlamda hücrenin geri dönüşümü bu. Nasıl yani? Kendi organik e, maddelerini arkadaşlar geri dönüşüme gönderiyor bir anlamda. Nasıl oluyor? Yıpranan bir organeli yutuyor ve lizozom tarafından parçalanıyor. Bu olaya işte ne diyoruz? Otofaji diyoruz. Otoliz ise arkadaşlar yaşlanan ya da ölen hücrelerde lizozom parçalanıyor. İşte çok sayıda bu lizozom enzimleri hücreye dağıldığında hücreyi parçalıyor. Bu olaya da ne diyormuşuz? Otoliz diyoruz. Mikroplarla savaş yine lizozomun görev aldığı bir durum. Çünkü bizim aküvar hücrelerimiz fagostozla e, vücudumuza giren mikroorganizmaları içine alıyorlar. Ve ne yapıyorlar? Lizozom enzimleriyle onları yük ediyorlar. Yine spermin yumurtaya girişi lizozom enzimleri tarafından gerçekleşiyor. Spermin baş kısmında arkadaşlar akrozom dediğimiz bir kısım var. Burada sindirim enzimleri var. Yumurta zarını eriterek spermin yumurtaya girişini sağlıyor. Hücre içi ozmetik basıncı artırmak yine lizozomun gerçekleştirdiği faaliyetlerden hidroliz sonucu monomer maddeler oluşuyor. Dolayısıyla ne oluyor? Hücre içindeki ozmetik basınç artıyor. Demek ki arkadaşlar bu tür olaylar lizozom tarafından gerçekleştiriliyor ve bunların hepsi sorularda karşınıza çıkabilir. Şunu unutmayalım sindirim enzimlerinin apoenzim kısmı lizozomda değil. Nerede üretilir? Ribozomda. Lizozom sindirim enzimlerini içinde bulunduran bir organeldir sadece. Onların üretimi ribozom tarafından yapılır. Aman dikkat. Sinir hücrelerinin lizozomlarında lipitleri sindiren enzimlerin eksikliği Tay-Sachs dediğimiz bir hastalığa da sebep olabiliyor arkadaşlar. Ve bir diğer organel peroksizom. Peroksizom'dan soru bekliyorum arkadaşlar. O yüzden aman dikkat. Diğer adıyla mikroçisimcikler. Birçok ökaryot hücrede bulunuyor. Neredeyse ökaryot hücrelerin tamamında bulunan bir organel bu. Asıl görevi arkadaşlar zehirli maddeleri yok etmek. Bu anlamda önemli bir görevi var. Özellikle e, karaciğerde peroksizomlar peroksido, peroksidaz ve katalaz dediğimiz enzimlere sahip. Bu enzimlerle zehirli maddeleri zehirsiz hale getiriyorlar. Özellikle katalaz enzimi sorularda çok karşınıza çıkar. Ne yapıyor katalaz? Zehirli hidrojen peroksiti zehirsiz hale getiriyor. Yani su ve oksijene kadar parçalıyor. Ee, bu da sorularda özellikle deney soruları olarak karşınıza çıkar. Bazı peroksizomlar yağ asitlerini daha küçük moleküllere yıkmak için oksijen kullanıyor. Buraya da dikkat. Bakın oksijenin kullanıldığı iki tane organel var. Bunlardan bir tanesi mitokondri, ATP üretmek için yapıyordu bunu. Bir tanesi de peroksizom. Oksidasyon reaksiyonları demek ki mitokondri ve peroksizomlarda oluşabiliyor. Oluşturulan bu küçük moleküller hücre solunumu için substrat olarak nereye gönderiliyor işte? Mitokondrilere gönderilebiliyor. Şimdi gelelim koful dediğimiz organele. Tek zarla çevrili arkadaşlar. Nelerden oluşabilir? Çekirdek zarından oluşabilir. Endoplazmik retikulum, Golgi cisimciği ve hücre zarı tarafından oluşturulabilir, tek katlı zarla çevrili. İşlevlerine göre çeşitleri var. Besin kofulu, depo kofulu, salgı kofulu, kontraktil koful olmak üzere. Olgun bitki hücrelerinde genellikle büyük ve merkezi bir koful bulunuyor. Şimdi bu koful çeşitlerini örnek üzerinden anlatmaya çalışayım. Şöyle bir hücre çizelim. Hücremiz içeriye bir besin maddesini aldı diyelim ki besin maddesini aldığında içeride besin kofulu oluşacaktır arkadaşlar. Bu besin kofulu lizozomla birleştiğinde sindirim kofulu adını alacak. İçeride sindirim gerçekleştikten sonra içinde atık maddeler olan boşaltım kofulu haline dönüşecek. Ve bu boşaltım kofulu egzostoz yoluyla içindeki atıkları dışarıya gönderecek. Kontraktil koful dediğimiz koful ise tatlı suda yaşayan bir hücreli canlılarda İçeriye giren fazla suyun dışarıya atılmasında görevli mesela paramesyum gibi canlılarda kontraktil koful kasılıp gevşeyerek içeriye giren bu fazla suyu sürekli dışarıya gönderir. Burada dikkat. Kontraktil koful etkinliğinde ATP kullanılır. Fakat Suyun geçişi için değildir bu. Harcanan ATP bu kontraktil kofulun kasılıp gevşemesi içindir. Su geçişi daima pasif taşımadır arkadaşlar. Su geçişi için ATP harcanmaz. Bunu da hafızaya atalım. Bir diğer organel arkadaşlar, e, gibi, bitki gibi ökaryot hücreli canlılarda bulunabilen plastitler. Şimdi bu plastitler kimlerde bulunmaz oradan başlayalım. Bakteri ve arkeler Prokaryot hücre yapısına sahip olduğu için onlarda bulunmaz. Fotosentez yapabilen bakteriler var. Bu bakterilerde klorofil, stoplazmanın içinde, kloroplastın içinde değil. E, mantar ve hayvan hücrelerinde yine bulunmuyorlar. Mantarlar zaten tıpkı hayvanlar gibi heterotrof yani hazır besinle besleniyorlar. Dolayısıyla plastit içermiyorlar. Fotoototrof bakterilerde kloroplastta gerçekleşmediğini aman unutmayın sorularda tuzak olarak karşınıza çıkabilir. Şimdi kloroplast dediğimiz plastikle başlayalım. 3 türü vardı biliyorsunuz. Kloroplast, kromoplast ve lokoplast olmak üzere. Kloroplastın yapısında arkadaşlar çift zar sistemi var. Bir dış bir de şu şekilde iç zar sistemi var. Ayrıca kloroplastta üçüncü bir zar sistemi var arkadaşlar. Buna tilokoid zar diyoruz ve bu tilokoid zar madeni paraların üst üste dizilmiş hali gibi gözüküyorlar ve bu kısma işte granum diyoruz. Klorofil dediğimiz yeşil rengi veren pigment işte bu granum dediğimiz yapıda yani tilokoid zarda bulunuyor. Kloroplastın içini dolduran şu sıvı kısma stroma diyoruz ve stromanın içinde neler var? DNA, RNA ve ribozomları var. Dolayısıyla kendi proteinlerini sentezleyebiliyor gerektiğinde kendini çoğaltabiliyor, çekirdeğin kontrolünde. Evet arkadaşlar, kloroplastta ATP üretimi var. Işıkla gerçekleştiği için biz buna fotofosforilasyon diyoruz ve bu üretilen ATP sadece fotosentez olayında kullanılıyor. Yani bitkinin aktif taşıma, protein sentezi gibi olaylarında kullanılamıyor. Onlar için gerekli ATP bitkinin mitokondrisi tarafından üretilecek. Fotosentezin ışıklı evre dediğimiz bir evresi var. Granum'da klorofil bulunduğu için ışıklı evre buradan burada gerçekleşiyor. Işıktan bağımsız evre ise sıvı kısmında yani stromada gerçekleşiyor. Işıktan bağımsız evrenin gerçekleşmesi için ışığa bağımlı evrede üretilen maddelere ihtiyaç var. Dolayısıyla bu maddeler buradan diğer tarafa aktarılacağı için hem ışıklı hem ışıktan bağımsız evre ışık varlığında gerçekleşir. Sadece stromadaki olaylarda ışık kullanılmıyor. Bunu bilin yeter. Şimdi gelelim kromoplast dediğimiz yapıya. Kromoplast arkadaşlar kırmızı, sarı ve e, turuncu renklerini veriyor. Çiçeklerin taç yapraklarında, bazı bitkilerin köklerinde, meyve ve tohumlarında bulunabiliyor. Mesela limonda sarı renk, değil mi? Ksantofil dediğimiz sarı renk veren pigment var çünkü onda. Havuçta turuncu Bakın karoten dediğimiz turuncu rengi veriyor. Domates, çilek gibi bitkilerde kırmızı rengi veren likopen bulunuyor. Peki plastitler birbirine dönüşebilir mi? Evet dönüşebilir. Mesela domates ilk oluştuğunda yeşildir. Daha sonra kırmızılaşır. Ne demek bu? Kloroplast, kromoplasta dönüşmüş demek. Ya da patates e, ilk başta lokoplastlara sahiptir. Patatesi siz ışıklı bir ortama Bırakırsanız buradaki lokoplastlar kloroplastlara dönüşebilir. Hatta oradaki sürgünlerden yeni patates bitkileri oluşabilir. Yine yapraklar sonbaharda biliyorsunuz yeşilden sarıya, kırmızıya doğru dönüyorlar ve yapraklar sonra dökülüyor. Demek ki plastitler birbirine dönüşebiliyorlar. Gelelim lokoplast dediğimiz plastite. Bitkilerin kök, gövde, tohum, yumru gibi kısımlarında bulunuyor ve renksiz bakın. Kloroplast yeşildi. Kromoplast sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere 3 renkten e, pigmentinden oluşuyordu. Fakat lokoplast renksiz. Farklı bitki türlerinde nişasta yağ protein depo edebiliyor. Mesela patateste nişasta, cevizde fındıkta yağ, işte fasulyede protein depo edebiliyor. E, dolayısıyla bu anlamda depo organeli olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi solunum fotosentez arasında şu şekilde bir ilişki var arkadaşlar. Bunu inceleyelim. Mitokondri ile oluşturulan karbondioksit ve suya kloroplastın ihtiyacı var. Bu karbondioksit suyu kullanıp besin ve oksijen üretecek. İşte ürettiği bu besin ve oksijene de kimin ihtiyacı var? Mitokondrinin ihtiyacı var. Mitokondri ATP üretim e, santrallerimiz biraz sonra onun da ayrıntısını işleyeceğiz. Şimdi de kloroplasta yapı olarak biraz benzeyen bir başka organelden bahsedelim, mitokondri. Mitokondri dediğimiz organel hücrenin enerji santralleridir arkadaşlar. Çünkü ne üretir? ATP üretir ve bu ATP'yi hücrenin gerekli yerlerine gönderip oralarda kullanılmasını sağlar. Oksijenli solunumla yapıyor bu işi. Oksijenli solunumda arkadaşlar glikoz direkt mitokondriye girmez aslında. Önce stoplazma kısmında glikoliz dediğimiz bir safhayı geçirir ve pürüvik asit dediğimiz bir halde mitokondrinin içine girer. Mitokondrinin içindeki olaylarda hem substrat düzeyinde hem de oksidatif fosforilasyonla ATP üretilir. Dediğim gibi gerekli yerlerde bu ATP kullanılır. Mitokondrinin bir dış sarı var arkadaşlar. Bir de şu şekilde kıvrımlar yapmış iç zarı var. Bu iç zarın yaptığı kıvrımlara krista diyoruz. Ve krista dediğimiz yerde yani iç zarın üzerinde ETS elemanları var. İşte bu ETS elemanlarından elektronlar taşınırken burada ATP sentezine sebep oluyor. Oksidatif fosforlasyonla ATP üretimini gerçekleştirebiliyoruz. Mitokondrinin içini dolduran sıvıyı arkadaşlar ne diyoruz? Matriks diyoruz. Matriksin içinde kendine ait DNA'sı Renhası ribozomları var. Dolayısıyla kendi proteinlerini üretebiliyor. Özellikle oksijenli solunumla ilgili enzimleri üretebiliyor ve kendisini gerektiğinde eşleyip çoğaltabiliyor tabii ki çekirdeğin kontrolünde. Mitokondri DNA'sı ile geçen hastalıklar anneden çocuğa geçiyor arkadaşlar. Mitokondri DNA'sındaki mutasyonlar sebebiyle Lehon sendromu, Landsentr sendromu, Kearns-Sayre sendromu gibi çeşitli hastalıklar var. Bu Anneden çocuğa geçiyor. Bunlarla ilgili ayrıntıları uzun konu anlatımında bulabilirsiniz. Ee, anneden çocuğa geçmesinin sebebi nedir? Sperm arkadaşlar yumurtaya gireceği zaman sadece şu baş kısmı yumurta içine giriyor. Döllenme sonucu oluşan zigot spermin baş kısmını içeriyor. Halbuki mitokondri şuradaki e, kuyruk kısmında olduğu için boyun kısmında olduğu için e, babadan Mitokondri alamıyor bu canlı, yani hepimiz mitokondri DNA'larımızı anneden alıyoruz. Dolayısıyla mitokondri DNA'sındaki mutasyonlar sebebiyle olan hastalıklarda anneden çocuğa geçiyor, babadan çocuğa geçmiyor. Mitokondri arkadaşlar sinir gibi kas gibi hücrelerimizde karaciğer hücrelerimizde sayı olarak fazla, yani enerji olarak çok ihtiyaç duyduğumuz hücrelerde mitokondri sayısı da ne oluyor? Fazla oluyor. Bunun içindeki ribozomlar arkadaşlar e, hücrenin stoplazmasındaki ribozomlara göre daha küçükler. DNA da bakteri DNA'sı gibi halkasal. Bakteriye hem ribozomları hem de e, nükleik asiti benziyor. Bu tür benzerliklerden yola çıkarak bilim insanları araştırmalara devam ediyorlar. Evet şimdi gelelim mitokondri ve kloroplastın ortak ve farklı yönlerine. Sorularda banko çıkacak şeyler bunlar. Hem mitokondri hem de kloroplast ikisi de nedir arkadaşlar çift zarlıdır. İkisi de içinde sıvı kısmında DNA, RNA ve ribozom bulunduruyor. Her ikisi de kendine eşleyebiliyor, kendi proteinlerini sentezleyebiliyor. Her ikisi de ATP sentezi yapabiliyor. Fakat kloroplast fotofosforilasyonla, mitokondri oksidatif ve substrat düzeyinde fosforilasyonla yapıyor bu işi. ETS dediğimiz elektron taşıma sistemi kloroplastın tilokait zarında mitokondrinin de krista dediğimiz iç zarında bulunuyor. Fakat her ikisinde de ETS bulunabiliyor. Şimdi gelelim farklarına. Mitokondrinin klorofil var mı? Yok. Fakat kloroplastta klorofil var. Oksijenli solunum gerçekleştiriyor mitokondriyi. Kloroplast ise fotosentez dediğimiz olayla inorganik maddeleri organik maddeye çeviriyor. Mitokondri ne yapıyor? Organik maddeleri inorganik maddelere çeviriyor. Mitokondrinin iç zarı kıvrımlıdır. Kloroplastın ki düzdür arkadaşlar. Tilokoid dediğimiz zar üçüncü bir zar sistemidir kloroplastta unutmayın. Mitokondride karbondioksit ve su üretilir oksijenli solunumun sonucunda. Karbondioksit ve su tüketimi kloroplasta ait bir özellik. Mitokondri oksijeni tüketiyor, kullanıyor, azaltıyor. Kloroplast ise oksijen üretir. Dolayısıyla e, fotosentez hızı solunum fazla olduğu için bitkilerin atmosferi oksijen bakımından da zenginleştirmiş olurlar. Mitokondride kimyasal bağ enerjisi kullanılır. Kloroplastta ise ışık enerjisi kullanılır. Bu ikisi arasındaki farkları unutmayın. Sorularda sık sık karşınıza çıkacak. Evet arkadaşlar organellerin bir kısmını bu dersimizde özetledik. Geriye kalanları da diğer dersimizde hızlıca bir özetleyeceğiz. Bir sonraki ders görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.